yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hocanız. Üçgende benzerlik öğretici testimizi çözeceğiz. Birinci soru gelsin. D1, D2 ve D3 doğruları birbirine paralel. X kaç santimdir diye sorulmuş. Öncelikle M ve N arasındaki ilişkiyi bulmak için şöyle yapacağız. Bunların hepsi birbirine paralel. M'nin N'ye oranı 3N'nin 6M'ye oranı birbirine eşittir. Öncelikle bunu yazalım. M bölü N eşittir. 3N bölü 6 tane M. İşler dışarı çarpımı yaparsak 6M kare eşittir. 3N kare olur. Buradan şu 3 ile 6 sadeleşir. 2 m kare eşittir. Ne kare? Her iki tarafın kare kökünü alırsak kök 2 m neye eşit olacaktır. O zaman ben ne gördüğüm yere kök 2 m yazabilirim. Şunu 3 ile çarparsam bunun değeri 3 kök 2 m olacaktır. Şimdi yine paralelliğimiz var. Bu sefer şunu yapabiliriz. x'in 3 kök 2'ye oranı eşit olacak 6m'nin 3 kök 2m'ye oranına. 3 kök 2'ler sadeleşti. M'ler birbirini götürdü. Buradan x dediğimiz uzunluk 6 santim çıkar. Doğru yanıtımız e şıkkıdır. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde D1, D2, D3 birbirine paralel AC uzunluğu, EC uzunluğu, AB uzunluğu, EF uzunluğu verilmiş. CD uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Bakın AB uzunluğu 5 iken 14 santim olmuş. Yani 14'ten 5'i çıkartırsak 9 santim artmış. Burada A'dan E'ye olan uzaklık 6 santim. Yani 6 santimde şöyle bir denklem kuracağız. 9 santimlik bir artış olduysa artış olmuş. Biz AB'den C'ye CD'ye giderken yani 4 santimde ne kadar artış olur? İşler saat çarpım yaparsak 6 tane x eşittir 36. x buradan 6 santim olarak bulunur. Yani bu şu anlama geliyor biz 5 santimi 6 santim arttırırsak burasının uzunluğu 11 santim olarak bulunur. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde DE ile BC birbirine paralel. BD uzunluğu AD uzunluğunun 3 katına eşit. Buraya x dersek burası 3x olacak. BE uzunluğunun tamamı 25 olduğuna göre BT eksi TE uzunluğu kaç santimdir? Şimdi temel benzerlik kuralını yaparsak x'in tamamına oranı x bölü 4 x yani 1 bölü 4 çıkacaktır. Bu DE'nin BC'ye oranına eşit olacak. Yani 1 bölü 4. Biz şu uzunluğa K dersek bu uzunluğumuz 4K olur. Şimdi şuradaki kelebek benzerliğini kullanırsak bu oran 1 bölü 4'tür. Ben şuradaki uzunluğa m dersem burası 4 m'ye eşit olur. 5 m'nin değeri 25 santim olarak verilmiş. m buradan 5 santim çıkacaktır. Bizden bt yani 4 m eksi et uzunluğu da m'ye eşitti. 3 m'nin değeri soruluyor. M'yi de 5 bulmuştuk. O zaman 3 çarpı 5'ten doğacağımız 15 santimdir. C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz şekilde. Şekilde 160 santim boyundaki Çağlı'nın sokaklanmasına olan uzaklığı 270 santim iken gölge boyu 120 santimdir. Çağla lambaya doğru 90 santim yürürse gölge boyu kaç santim olur diye soruluyor. Şimdi burada şunu yapacağız. Öncelikle şu lambanın boyunu hesaplayalım. Temel benzerlik oranını yaparsak burada 120'nin tamamına oranı. 120 bölü 390 olur. Bu da eşit olacak 160 bölü x'e. Şimdi sıfırlar birbirini götürdüm. İkisini de 3 ile sadeleştirirsem bu 4, bu 13 olur. 160'ta da 4'ü sadeleştirirsek burası 40 olacaktır. İşler dışlar çarpım yaparsak lamba boyu, boyu buradan 520 santim. Şimdi bizden istediği şu. Şimdi bunu yine bir üçgen olarak düşünürsek. Şurası lamba boyu olacak. Bu değişmeyecek. 520 santim. Çağla'nın boyu da değişmeyecek. Şurası 160 santim olacak. Şimdi normalde sokak lambasına olan uzaklığı 270 santimdi. Artık 90 santim daha yaklaşırsa şuradaki mesafe 180 santime düşecek. Şuradaki gölge boyunun kaç olduğunu soruyor. Bu x'i kullanmıştık. Başka bir bilinmeyen yazalım. Buraya da m diyelim. Ve gölge boyunu bulmaya çalışalım. Yine bunlar birbirine paraleldi. Yine temel benzerlik oranı yapacağız. m'nin m artı 180'e oranı eşit olacak. 160 bölü 520. Sıfırlar birbirini götürdü. 4 ile sadeleştirirsek 4 bölü 13. İşler dışarı çarpımı yaparsak 4m artı 720 eşittir 13m. 4m'yi 13m'nin olduğu tarafa gönderirsek 9 tane m'nin değeri 720 ise 9'a sadeleştirirsek m değeri 80 santim olacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. 5. sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde EF, DK ve AB birbirine paralel. Ve bir de eşitlik verilmiş. Bunun sağlanması için bu uzunluğa X dersek bu uzunluk 3X, bu uzunluk 2X olacak. Burası 2X, burası 3X, burası da X. LK uzunluğuyla EF uzunluğunun toplamı 10 santim. Burada şunu yapacağız. Şimdi paralelliği düşünürsek LK ile EF birbirine paraleldi. Burada bu uzunluğun tamamına oranı x bölü 4 xten 1 bölü 4 çıkar. Yani ben şu uzunluğa m dersem bu uzunluk 4 m olacaktır. Toplamda 5 m'nin değeri 10 santim olarak verilmiş. m buradan 2 santim bulunur. EF uzunluğumuz ise 8 santim olacaktır. Şimdi bizden AB eksi LD uzunluğu isteniyor. Şimdi şu uzunluğa da ne diyelim? Şimdi bu sefer şuradan gidelim. Normalde şunları silelim. O kullanları şunları silersek. Şimdi burada şunu oranlayacağız. 2x'in tamamına oranı. 2x bölü 6x eşit olacak. EF 8'in EN oranına. X'ler birbirini götürecek. 2 ile 6 sadeleşirse 1'e 3. İşler dışarı çarpımı yaparsak AB uzunluğu 24 santim olarak bulunur. Şimdi yine şunları silip tekrar bir oranlama yapacağız. Bu sefer DK ile EF'nin paralelliğini yapacağız. 2X'in bu 5X'e oranı eşit olacak. 8 bölü DK uzunluğu diyelim buna. Bunlar birbirini götürdüm. 2 ile 8 sadeleşirse 4. İşler dışarı çarpımı yapılırsa DK uzunluğunun toplamı 20 santim. M'yi 2 santim olarak bulmuştuk. 20 santimden 2 santim çıkartırsak buradaki uzunluğumuz 18 santim olur. AB uzunluğu 24'tü. LD uzunluğumuz da 18'di. Çıkartma işleminin sonunca, sonucunda bunun değeri 6 santim çıkar. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde DE, KF ve BC birbirine paralel. AD 9, DK 3, KF 4, DE 6 santim olarak verilmiş. BC kaç santimdir diye soruluyor. Öncelikle şu paralelliği kullanacağız. Şuradaki e, uzunluğumuza ne diyelim? E N'in N artı 3'e oranı eşit olacak. 4 bölü 6. İşler dışarı yaparsak 6 an eşittir 4 an artı 12. 2 an eşittir 12 olur. N de buradan 6 santim olarak çıkacaktır. Şurası 6 santim. Şimdi şu okları silelim. Bu sefer şunu oranlayacağız. E, DE ile BC'nin paralelini kullanacağız. 9'un tamamına oranı 9 bölü tamamı 9, 3 daha 12, 6 eklersek toplamda 18 olacak. Bu da DE uzunluğu 6 bölü BC uzunluğu x'e eşit olur. Şunların oranı 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapılırsa bu uzunlukta 12 santim olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.